Ve size... Şundan başlayalım. Tamam, bu el makarnası, lagmen diyoruz bunu. Lagmen. Lagmen. Elde yapılıyor. Nasıl yapıyorsun onu? Bunu hamurun... Nasıl, hamurunu nasıl hazırlıyorsun? Hamurunu bir kase hamura, una, yarım bir bardak su koyuyoruz. Ondan sonra bir tatlı kaşık tuz, bir de yumurta. Ondan sonra bunu iyice yoğuracağız. Katı mı olacak? Evet. İyice yoğurduktan sonra 20 dakika beklemesi gerekiyor. 20 dakika beklemedikten sonra bunu işlemeye gireceğiz. Ne yapıyorsun onu? Açlıyor musun böyle? Açıyorsun. Evet, yuvarlak açıyoruz. Açtıktan sonra o da üzerine böyle yağ koyarak bekletiriz. Yine bekletiyoruz. Yerini bekletiriz 15 dakika civarında. Ondan sonra ince ince tartıyoruz bunu. Çeke çeke inceltiyoruz. Çeke çeke inceltiyoruz. Ondan sonra suda kaynatıp pişiriyoruz. Bir de masaya falan vuruyorsunuz. Ne o? Masaya vuruyoruz. Masada vurmamız böyle ince, bir de ince oluyor. Bir de hamur tane tane oluyor böyle. Ha. Yuvarlak olmayanlar. Birbirine yapışmıyor. Birbirine yapışmıyor. Bazı hamurlar bazı ince, bazı biraz kalın oluyor ya. Onların hepsini tam şekilde yapmamız için masaya sert vuruyoruz. Peki onu haşladın, ne kadar haşlamak lazım? 2-3 dakika civarında haşlamamız lazım. Peki üstüne de bir sos yapmışsın. Evet. Nasıl yapıyorsun o sosu? Üstünde sos normalde kuzu etinde yapılıyor bu. Kuzu etinde Türkiye'de yağlı diye koyun etleri çok tüketilmediği için dana etinin böyle kaburga kısmından sokum tarafından yapıyoruz. 50 gram, 100 gram civarında et kullanıyor. Ondan sonra domates, yeşil biber, yeşil fasulye, kırmızı biber, soğan ile beraber kavruluyor. Yağda. Yağda. Wok'ta kavuruyorsunuz. Evet. Sizin wok'ta. Ondan sonra bunun üstüne? Ondan sonra bunun üstüne tuz. Bizde onu kavaçvil diyorlar. Kavaçvil, zencefil, biraz karabiber. Ondan sonra Uygur sosu var. Kendimiz hazırlamış sosu. Zencefil, bir çeşit baharatlarını kaynatıp bunun suyundan bir kuşak ilave ederiz. Çok lezzetli oluyor. Çok lezzetli oluyor.